İslam birliğinde yaşanan tek şey sevgi olacak, huzur olacak, barış olacak, kardeşlik olacak. Yahudiler mutlu olacak, Museviler yani mutlu olacaklar, Hristiyanlar mutlu olacaklar. Budistler rahat yaşar. Herkesin rahat yaşayacağı, huzur içinde yaşayacağı, bilimin, teknolojinin, sanatın, estetiğin alabildiğine gelişeceği çok güzel bir huzur toplumu olacaktır. Benim istediğim bütün İslam devletlerinin üniter yapılarını muhafaza etmeleri, bu üniter yapılarını muhafaza eden devletlerin bir araya gelip bir ruh birliği oluşturmaları, bir manevi birlik oluşturmaları ve bir sevgi birliği oluşturmaları. Dolayısıyla bir manevi lider seçerek, hatta bir gerekirse daha da kapsamlı bir çalışma yapılabilir tabii bu konuyla ilgili. Bu birlik bu kişilerin etrafında toplanıp, yani bir meclis de olabilir, bu bir lider de olabilir, toplanarak kendi aralarında huzurlu bir yaşam sürmeleri ve huzurlu bir hayata adım atmaları. Ama bunu yaparlarken laik sistemi de esas almak. Yani bu birliğin kökenine laikliği oturtmak. Çünkü her dine sevgi, saygı çok önemli. Mesela Türkiye, İran, Pakistan, Mısır, sırf onlar bile kendi aralarında anlaşmış olsalar bu birlik hemen kurulur ve çatışma da olmaz ve çok güçlü bir birlik olur.